Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün geçtiğimiz günlerde kutu açma videosunu yayınladığımız Xiaomi Redmi Note 9'un inceleme videosuyla karşınızdayız. Telefonu yaklaşık olarak arkadaşlar bir hafta boyunca kullandım ve bu bir haftalık deneyimim sonucunda sizlere nasıl bir cihaz olduğunu anlatmaya çalışacağım. İlk olarak telefonumuzun incelemesine tasarımıyla başlayalım. Xiaomi bu Redmi modelinde delikli ekran tasarımına yer vermiş. Yani burada damla çentik yerine delikli ekran kullanmış ki bence bu tasarım arkadaşlar damla çentiğe nazaran çok daha şık ve ekran kasa oranını da yükselten bir opsiyon. Kaldı ki artık damla çentiğin geçmişte kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. 2 yıllık bir teknoloji nereden baksanız. Dolayısıyla burada delikli ekran tasarımının çok daha şık durduğunu söyleyebiliriz. Bence Xiaomi bu ekran tercihinde gayet doğru bir seçim yapmış. Bir de şunu da belirtmek gerekiyor. Önümüzdeki yıl muhtemelen ekran altı kamera seçeneğine mevcut. Telefonlar piyasaya sürülmeye başlayacak. Dolayısıyla artık bu tasarım da eskiyecek. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bence 2021 ve hatta 2022'de de ekran altı kamerayı muhtemelen orta segment modellerde bile, yani böyle orta segmentin giriş seviyesinde uygun fiyata satılan modellerde de görmeye başlayacağız. Tabii biraz daha beklemek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Çinli bir şirket bu teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmayı başardığını açıklamıştı. Dolayısıyla bu da önümüzdeki süreçte bu teknolojinin yaygınlaşacağına bir işaret. Bir de dipnot olarak belirteyim. Bu Çinli şirket Xiaomi'nin iş ortaklarından birisi. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanan ilk isimlerden biri de Xiaomi olabilir. Bu bilgilendirmeyi de sizlerle paylaşmış olalım ve telefonumuzun tasarımına geri dönelim arkadaşlar. Şöyle telefonu tuttuğunuz zaman çerçevelerin açıkçası biraz kalın olduğunu görüyorsunuz. Yani insan tam ekran telefonuna baktığı zaman yan ve üst çerçeveleri görmek istemiyor aslında. Lakin Note 9 Pro modelinde yan çerçeveler gayet belirgin ama çok fazla sırıtmıyor. Yani bazı modellerde mesela aşırı sırıtıyor. Lakin Note 9 Pro'ya baktığımda ben öyle aşırı bir sırıtan yan çerçeve görmüyorum. Fakat aynı şeyi alt çerçeve için söylemek pek mümkün değil. Çünkü biraz kalın bırakılmış. Bir tık daha ince olsaydı, atıyorum mesela üst çerçeve kalınlığında alt çerçeve olsaydı gayet şık görünecekti. Fakat burada da çok kötü durmadığını söylemem gerekiyor. Zira bazı modellerde bazı üreticiler bu alt çerçeveyi iki katı kalınlığında bırakıyorlar ki onlar da gayet de böyle çirkin gözüküyor. Gelelim telefonumuzun arkasına arkadaşlar. Arka kısımda kutu açma videosunda da bunu sizlerle paylaşmıştım. Dörtlü bir ana kamera modülümüz mevcut. Ana kamera modülünün hemen alt kısmında ise fiziksel parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Flaş ışığı ise bu dörtlü ana kamera modülünün hemen sağına yerleştirilmiş durumda. Oval bir tasarım çizgisine yer vermiş Xiaomi ve arka kısım parmak izini çok fazla tutmuyor. Bunu size hemen baştan belirtebilirim. Yani böyle bazı modellerde biliyorsunuz elinizi sürdüğünüz anda leş gibi parmak izi oluyor. Lakin Redmi Note 9'da baktığımızda böyle elleyin, parmaklayın falan herhangi bir parmak izi bırakmıyor. Yani şöyle bir sildiğinizde de zaten hemen o yüzey temizlenmiş oluyor. Dolayısıyla burada arka kapağın malzemesinin doğru seçildiğini söylemek mümkün. Burada şu soru gelebilir aklınıza. Redmi Note 9S ve 9 Pro'da parmak izi okuyucusu yan taraftayken Redmi Note 9'da neden arka yüzeye konumlandırılmış diye bir soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu muhtemelen maliyetle alakalı bir durum. Başka bir çözümü de yok zaten. Çünkü IPS LCD panellerde ekran altına parmak izi okuyucusu yerleştirilemiyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin burada iki tane tercihi vardı. Ya yan yüzeye yerleştirilecekti bu parmak izi okuyucusu ya da telefonun sırt kısmına yerleştirilecekti. Onlar da bu modelde sırt kısmına yerleştirmeyi tercih etmişler. Diğer detaylara baktığımızda alt kısımda arkadaşlar 3,5 milimlik kulaklık jakının yine yerleştirildiğini görüyoruz. Ve onun hemen sağ tarafında da Type-C girişimiz bulunuyor. 3,5 milimlik kulaklık jakı var. Lakin kutunun içerisinden kulaklık çıkmıyor. Zaten kutu açma videosunda da bunu sizlerle paylaşmıştık. Kutu içerisinde kulaklık yok. Sadece hızlı şarj adaptörü ve USB Type-C kablosu geliyor. Bir de telefonumuz çıkıyor kutunun içerisinde. Başka da bir şey yok. 3 parça ürün çıkıyor diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar. Telefonumuzu şöyle tuttuğumuzda sağ tarafında kalan ses açıp kapama ve power tuşlarına, diğer yüzde ise SIM kart yuvamız yer alıyor. Üst tarafta ise herhangi bir giriş portu bulunmuyor. Tabii şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık günümüzde kablosuz kulaklıklar oldukça yaygınlaştı. Ve Xiaomi'nin hani öyle aman aman çok süper kaliteli olmasa da 100-150 liraya kablosuz kulaklıkları bulunuyor. Dolayısıyla kutudan kulaklık çıkıp çıkmamasını artık bence çok da sorun etmemek gerekiyor. Şimdi
Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Aslında pek çoğunuz teknik özelliklere hakimsiniz. Lakin biz yine de bir kağıt üzerindeki teknik özellikleri sizlere aktaralım. Daha sonra size telefonun oyun performansından falan da bahsedeceğim. Hatta önümüzdeki günlerde bu telefonun oyun performansını ayrı bir video ile sizlere göstereceğiz arkadaşlar. O videoda ne yapacağız? Bu telefonu en çok zorlayacak oyunları oynayacağız. İşte nedir bunlar? GTA'dır, PUBG'dir, Asphalt'tır. Bunları yükleyeceğiz. Belli bir süre oynayacağız bu oyunları ve ardından telefonumuzun sıcaklığını ölçeceğiz ve batarya değerine bakacağız. Bu süre içerisinde hem pilinin ne kadar azaldığını görmüş olacağız hem de arkadaşlar telefonun ne kadar ısındığını dereceyle size ölçerek göstereceğiz. Ki şunu da göz ardı etmeyin. Bu aralar yaz mevsiminde olduğumuz için telefon olsun, bilgisayar olsun biraz daha fazla ısınıyor. Ki eğer hani oturduğunuz odada, bulunduğunuz odada klima yoksa bu telefonun, bu cihazların daha doğrusu ısınma oranı biraz daha yükseliyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve geçelim cihazımızın teknik özelliklerine. Xiaomi diğer iki Redmi modelinde arkadaşlar, yani Redmi 9 Pro ve 9S'te Qualcomm tabanlı Yonga setlerine yer vermişti. 720G Yonga setleri vardı o telefonlarda. Bu modelinde ise MediaTek tabanlı bir Yonga seti görüyoruz. Son dönemde aslında MediaTek güzel bir atak yaptı. Fakat yine de bazı ısınma sorunlarını aşmış değiller. Özellikle uzun vadede ısınma sorunları yaşadığını söylemek çok yanlış olmaz. Dediğim gibi ben bu telefonu yaklaşık olarak bir hafta deneyimledim. Ve 2-3 saat boyunca bir oyun deneyimim de oldu. Tamam belki öyle aşırı bir ısınma şeyi yoktu ama bazı durumlarda performans kaybı yaşadım. Nedir bunlar? Örneğin oyunda donmalar oldu, takılmalar oldu. Hatta bir keresinde beni PUBG oynuyordum, oyundan attı. Lakin bu oyundan atma olayının oyun serverlarıyla mı alakalı, yani oyunla mı alakalı yoksa telefonla mı alakalı olduğunu tam net olarak söyleyemem. Çünkü bu bir kere başıma geldi. Yaklaşık olarak 3 saat oynamıştım. 3 saatin sonunda birden tak diye attı oyundan ve uygulamayı da kapatmıştı. Hani uygulama arka planda çalışmaya devam etmiyordu. Telefon o ara sıcaklık ölçer yoktu yanında, ölçmedim ama hani böyle tuttuğumda ısındığını hissediyordum. İşte bu durumda telefonun bu performansını Yonga seti tarafına mı bağlamak lazım yoksa oyunun teknik özelliklerine mi bağlamak lazım? O konuda şu anda soru işaretleri mevcut. Bende de önümüzdeki günlerde dediğim gibi bazı oyun testleri yapacağım. Bu oyun testlerinde muhtemelen telefonun performansı da az çok ortaya çıkmış olacak. Şimdi gelelim kağıt üzerindeki teknik bilgilere arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere bu telefonda MediaTek tarafından üretilen bir Yonga seti bulunuyor. Helio G85 Yonga setine yer verilmiş. Bizim deneyimlediğimiz bu telefondaki RAM kapasitesi ise 3 GB. Fakat bu telefonun 4 GB RAM versiyonu olduğunu da sizlerle paylaşalım. Bize gelen cihazın dahili depolama hafızası 64 GB arkadaşlar, microSD kart desteği bulunuyor. 128 GB'lık ikinci bir versiyon da mevcut. Telefonda 1080x2340 piksel çözünürlüğünde 6.53 inçlik bir IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunmakta. 395 ppi piksel derinliğine sahip. Gayet baktığımızda kağıt üzerinde iyi bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. %83.5'lik de bir ekran gövde oranına sahip. Tabi bu noktada şu soru gelebilir aklınıza. Neden OLED ekran değil de IPS LCD panel kullanılmış? Aslında bu sorunun cevabı gayet basit arkadaşlar. Çünkü maliyeti düşürmek için Xiaomi böyle bir yönteme başvurmuş. Bu telefonun Türkiye fiyatı şu anda 2500 liralar civarında. Lakin yurt dışına baktığımızda 160 dolar, 170 euro gibi rakamlara satılıyor bu telefon. Dolayısıyla Türkiye fiyatının pahalı olması elbette vergilere bağlı bir şey. Lakin yurt dışında gayet ucuz bir model. Düşünsenize 170 birime, yani 170 Türk lirasına gidiyorsunuz şu telefonu alıyorsunuz. Yani bu telefonda da OLED ekran olması beklenemez. Kaldı ki bu IPS LCD'lerin şöyle bir avantajı var. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. IPS LCD'ler OLED ekranlara göre daha ucuz arkadaşlar. Bunun önemine atıyorum bu telefonun ekranı kırıldı. Bu telefonun ekranını siz değiştirmek istediğinizde 250 lira falan gider en fazla. IPS LCD olduğu için. Eğer kırılan ekran OLED olsaydı cebinizden çıkacak olan miktar belki de 800, 900 hatta 1000 lirayı bulacaktı ki bu da zaten telefonun yarı maliyeti demek oluyor. Dolayısıyla IPS LCD panel kullanılmasının böyle de bir avantajı var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve gelelim telefonumuzun bataryasına. Xiaomi bu modelinde arkadaşlar 5020 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş ki bence gayet başarılı bir batarya. Genelde bu boyutlardaki telefonlarda 4000 mAh'lik batarya bulunuyor. Bunda ise 5020 mAh'lik bir batarya mevcut ve bu batarya 18 Watt'lık hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca kutuda da hızlı şarj adaptörü mevcut. Toparlamak gerekirse arkadaşlar genel itibariyle baktığımızda Xiaomi bu modelinde teknik detaylar yönünden
beklentileri sunmuş. Peki kamera kalitesi bizleri memnun edebilecek mi? Asıl sorulması gereken sorulardan bir tanesi de bu. Malum günümüzde pek çok kullanıcı için kamera önemli bir kriter. Xiaomi arkadaşlar bu modelinde az önce de belirttiğim üzere dörtlü ana kamera modülüne yer vermiş. Bu modüle baktığımız zaman 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera görüyoruz ki bu kameranın diyafram aralığı 1.8. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik bir selfie kameramız mevcut. Peki bu kameranın fotoğraf performansı nasıl? Dilerseniz şimdi sizleri Xiaomi Redmi Note 9 ile çektiğimiz fotoğraflar ile baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, Redmi Note 9 ile çektiğimiz fotoğraflar bu şekildeydi. Peki video performansı nasıl? Ona da hemen canlı bir şekilde sizlere sunacağım. Şu anda tabii kapalı bir ortamdayız. Bunu da göz ardı etmemenizi tavsiye ediyorum. Ve Redmi Note 9'un ön kamerasına geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu Redmi Note 9'un ön kamerasıyla çekiyorum. Ön kamerasıyla bir video kaydı yapmak istediğinizde eğer kapalı bir ortamdaysanız video ve ses performansı bu şekilde diyebiliriz. Ve şimdi de arka kameraya geçeceğim. Telefonun arka kamerasına, yani ana kameraya geçtik arkadaşlar. Ana kamerayla bir video çekmek istediğinizde kapalı bir ortamda görüntü ve ses kalitesi bu şekilde. Tabii dış ortamda sesi çok daha fazla alıyor. Lakin evinizde hani YouTube'da video çekmek isterseniz bu telefonla yapacağınız görüntü ve ses performansı bu şekilde olacak. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, göründüğü üzere telefonun kamera performansı bu şekilde. Önümüzdeki günlerde bu telefonu biz diğer Redmi modelleriyle de kıyaslamayı düşünüyoruz. Çünkü bu konuda sorular geldi bize. İşte Redmi Note 9 ile 9S'in kamerası aynı. Bir fark var mı arada? Fiyatta hani fark var. Yonga setinde de fark var gerçi ama kameralar aynı. Dolayısıyla bu bir hani fiyata yansır mı gibi sorular geldi. İki telefonla aynı açılardan fotoğraflar çekeceğiz. Bunları sizlerle paylaşacağız. Bunu da şimdiden belirtmiş olalım. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.